Bunlar pili. Pili. Pens. Heh, pens. Hem buradan hem buradan. Aşağı kadar. Cosi. Va bene, ho capito. Davanti fino a dietro ci saranno le pens. Grazie. Che rinforzeranno il seno. E qua ci saranno le pietre. Non è così? Galiba öyle. Scusa? Sì. Grazie. Gülme, acınacak haldeyim. Si. Naber? İyilik. Ay ne güzel olmuş saçların. Teşekkür ederim. Bizim sokaktaki kuaföre gittim sabah. Fransız oğlana mı gittin? Ay çok yakışıklı değil mi? Bilmem. Fark etmedim. Yok. Ben senin derdini biliyorum. Böyle operasyonla senin gözlerini açtıracağız. Evet evet. Hemen bugün operasyona başlıyoruz. Bak bu akşam seni bizim ekiple tanıştıracağım. İçlerinden birini görürsün illaki. Bu akşam bir yere gelemem. Çok yorgunum. Kesinlikle itiraz kabul etmiyorum. Sürükleyerek de olsa götüreceğim ben seni. Eşi fuori. Aprilioki. Vivi la tua vita. Ti somma capiti? Yarısından çoğunu anlamadım ama. Si. Hadi görüşürüz. Akşam alacağım seni, tamam? Tamam. Hadi bay bay. Az para da değil şimdi. Cebinizden çıktı durup dururken. Kısmetten çıkmış o kısmetten. Neyse. Siz rastlarsanız söylersiniz Mithat Bey'e. Hı hı. Bir an önce elektrik, doğalgaz, su... Bütün sözleşmeleri alsınlar üstlerine. Tabii tabii. Söylerim. Olur mu canım öyle hala sizin adınıza kullanmak? Ama sizin de kapattırmanız lazım onların devralması için. Siz bir konuşun da ne lazımsa yapalım. Tamam. Ben izninizi rica edeyim. Hanım bekler. Geç bile kaldın sen bugün. Ali Rıza Bey'i gördüm. Fena mı oldu? Uğrayın böyle ara sıra. Özlüyoruz sohbetinizi. Aynen. İyi günler. Size de. Eşinize hürmetle. Teşekkürler. İyi günler. Bir çay daha. Yok. Teşekkür ederim. Kalkacağım zaten. Ya. Bir şey söyleyeceğim ama. Bilemiyorum yani. İyi mi ederim, kötü mü? Karar veremiyorum bir türlü. Hayırdır? Yok, pek hayır değil bir kere. Onu baştan söyleyeyim de. Merak ettim şimdi. Ya Kaymakam Bey, şimdi çok kızacaksınız ama... Bu sizin karşı çıktığınız bir durum. Yani zor kurtulduğunuz bir şey yeniden yaşanıyor olabilir. Yani siz böyle bitti gitti derken hala devam ediyor olabilir. Sıkmayın kendinizi lütfen. Açık açık söyleyin. Şahit oldunuz değil mi? O kadınla Şevket'ten bahsediyorsunuz. Yine etrafımızda dolaştığını biliyorum. Utanmaz rezil. Taziye bahanesiyle aramış Şevket'i. İnşaata bile gitmiş. Biliyorum yine bir plan peşinde. Şevket'ten çekmiyor o kirli ellerini. Kandırmaya çalışıyor yine. Ama söyledim oğluma. Bunca şeyden sonra hala o kadın yüzüne bakarsan seni reddederim dedim. Ederim de. Artık affetmem. Yok sayarım evladım. Bize bu kadar zarar verilecek. Hayatımız alt üst edilecek. Ailemiz dağılacak onun yüzünden. Evimizden ocağımızdan olacağız. O yine bizimle yan yana gelecek. Mümkün mü? Sinirlenmeyin. Olur mu? Temizlendik artık. Biz bir daha bulaşır mıyız çirkefe? Bulaştırır mıyız kendimize? Tamam tamam ya. Vallahi pişman oldum şimdi. Sinirlenmeyin ne olur. Sakin olun. İffetsiz kadın. Evlendi barklandı sözde. O adamcağızı da aldatmak değil mi bu? Durmuyor. Susup oturmuyor yerinde. Hala yuvamızı çomaklıyor. Ama biraz daha ileri giderse, yapabileceklerimden ben bile korkuyorum. İnanın korkuyorum. Aman Allah korusun. Bir çay daha söyleyeyim ha?
Yok yok. İçmem içmem. Bitki çayı, papatya, nane ha? Yatıştırın. Yok. Kalkıyorum zaten. Siz bilirsiniz. Kaymakam Bey lütfen. İkaz ettiğiniz için teşekkür ederim. Bilip de söylemeseydiniz üzülürdüm. Görüşürüz. İyi günler. Güle güle. Merhaba. Merhaba. Özür dilerim. Ben arayamadım sizi. Başsağlığı dileyemedim. Çok üzüldüm. Öyle bir günde küslük olmaz ama Hayriye Hanım'dan çekindim. En son Nehir Hanım'daki karşılaşmamızdan sonra cesaret edemedim. Her şey bir yana, sizlerin yeri bende çok başka biliyorsunuz. Sizi tenzih ederim hanımefendi. Ben kızınız için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bizdeki yeri kapanmayan bir kurşun yarası gibi. Sürekli. Sürekli işleyen bir yara. Kapanmıyor. Bitmiyor. Çünkü kızını sürekli tırmaklıyor. Sürekli deşiyor. Ali Rıza Bey, o artık evli. Evli bir kadın gibi davranmıyor. Hala şirket arıyor. Kalkıp inşaata bile gitmiş. Ne demek oluyor bu? Hala huzurumuzu bozmaya çalışıyor. Ne hakkı var buna? Bilmiyordum ben. Haberim yok. Size söyleyecek değil tabii. Ama ben söylüyorum işte. Herkesin konuşmaya başladığı şey... kocasının kulağına giderse ne olur bir düşünün. Yeter artık bize yaşattıkları, yeter. Biz bu çirkinliği görmek istemiyoruz artık. Ali Rıza Bey. İyi günler. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.